Tarih Aynası yeni bir bölümüyle yine karşınızda. Bugün farklı bir konu üzerinde duracağım. Yakın tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan Meşrutiyet İnkılabı'nın yani 1908 Meşrutiyeti'nin gerekçesi olarak ortaya konulan Reval mülakatı, Reval görüşmesi gerçekten de Osmanlı'yı paylaşma planlarını mı içeriyordu yoksa bir safsatadan, bir kandırmacadan mı ibaretti? Tarih kitaplarımızı açıp bakarsanız 1908 yılının Haziran'ında 9-10 Haziran günlerinde o zaman Rusya'nın şimdi Estonya'ya bağlı olan Reval şehrinde ya da Tallinn şehrinde Rus çarıyla İngiliz kralının buluştuklarını görürsünüz. Bu buluşmada güya Rus çarıyla İngiliz kralı Edward oturmuşlar ve Osmanlı'yı nasıl paylaşırız diye planlar yapmışlar. Demişler ki işte Karadeniz ve Boğazlar Ruslara kalsın. İşte Balkanlarda Slav Birliği olsun. Romanya Rusya'nın nüfuzuna girsin. Buna mukabil Mısır, Sudan ve Basra Körfezi'ne kadar olan bölge İngilizlerin olsun. Bu arada Trablusgarp'ı İtalyanlara verelim. İşte Fransa'ya ise Suriye ve Lübnan'ı hediye edelim diye görüşmüşler. Şimdi bir kere bu olay gerçek mi değil mi diye sormamız lazım. En önce bize gelen bir haberi, önümüze gelen bir haberi sorguya açmamız gerekiyor. Bu olay gerçek mi değil mi? Evet. 9-10 Haziran günlerinde Reval'de böyle bir görüşme yapıldı. Böyle bir görüşmede Osmanlı'nın bütünü değil, Osmanlı'nın bir parçası olan Balkanların önemli Osmanlı topraklarında olan Makedonya'nın ıslahatı, Makedonya'da zaten bir ıslahat yapılıyordu. Bu ıslahat üzerine bir miktar konuşuldu. Ruslar bu ıslahatın nasıl yapılması gerektiğini dair düşüncelerini açıkladılar. İngilizler ise bu konuda fazla bir şey söylemediler ve sessiz kalmayı yeğlediler. Sadece dinlediler. Bu mesele böyle kapandı. Ondan sonra İran'a geçtiler. İran'ı konuştular. Afganistan'ı konuştular. Bilmem çeşitli meseleleri görüştüler ve oradan ayrıldılar. Yani Reval mülakatı. Oraya katılan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hastings'in tuttuğu tutanaklarda da görüleceği gibi Osmanlı'nın paylaşılmasını, Balkanların paylaşılmasını içermiyordu. Zira İngiliz kralının böyle bir yetkisi yoktu. Bunu ancak başbakan ve hükümet yapar böyle bir görüşmeyi. Dışişleri Bakanlığı yapar. Halbuki yanında Dışişleri Bakanı bile yoktu. Kral önüne gelen bir dosyayı inceler, reddeder, kabul eder neyse ama Rusya'daki durum biraz farklı olmakla birlikte kralın zaten böyle bir görüşmeyi yürütme ve sona erdirme, karara bağlama, hele hele karara bağlama yetkisi mevzubahis değildi. Şimdi bunlardan habersiz olan insanların bu kadar kolayca kandırılabilmelerine şaşmamalıyız diye düşünüyorum. Dolayısıyla Reval'de ne konuşuldu peki? Gerçekte ne mesele neydi? Bu aslında Fransa'nın Almanya'ya karşı bir kendini güvenceye alacak kuşak oluşturma projesinin devamıydı. 1870-71 yıllarında Almanya Fransa'yı ezdi. Sedan Muharebesi'nde Fransız ordusu darmadağın oldu ve bu modern Fransız tarihini baştan başa değiştiren bir travma yarattı. Bir Alman kompleksi başladı Fransa'da. Fransa kralı Alman ordusunun elinde esir oldu. Dolayısıyla esir düşen bir imparator ve onun halkı bu aşağılık kompleksini sürekli yaşadılar. Arkasından Fransa bir daha Almanya ile karşı karşıya gelmeyecek bir şekilde yeni kumpaslar kurmaya çalıştı. İşte İngiltere'yi ve Rusya'yı yanına çekerek Almanya'ya karşı bir cephe oluşturmaya çalıştı. Reval'de bu Fransız diplomasisinin bir uzantısıydı.
Peki burada soruyu şu şekilde getirelim. Niçin meşrutiyet devrimi Revel'le başlatılır? Yani Revel'de bunlar görüşülmediği halde niçin Makedonya'daki Osmanlı subayları Osmanlı paylaşılıyor diye ayağa kalktılar ve dağlara çıktılar. Nitekim bu haberi alan Resneli Niyazi, o zaman Resne Tabur Komutanı'dır. Komutanlığın kasasını boşaltmış, silahları, mermileri almış ve 200 kadar askeriyle dağa çıkmıştır. 3 gün gözüne uyku girmediğini yazmaktadır hatıratında. Şimdi Resneli Niyazi'yi bu kadar tedirgin eden olay, diğer İttihatçıları, Jön Türkleri bu kadar tedirgin eden olay acaba onlara nasıl yansıtıldı? Kim onlara bunu yansıttı? Bununla ilgili Mehmet Şükrü Aykut'un hatıralarında ilginç bir ipucu yakalıyoruz. O da o sırada manastırda bulunmaktadır. Ve der ki Avusturya konsolosu bizi davet etti. Konsoloshaneye gittik. Ve konsolos bize gizli bilgileri aktarıyor gibi şu şekilde bir konuşma yaptı. Dedi ki, Reval'de ne konuşulduğunu biliyor musunuz? Orada Osmanlı paylaşılacak. Osmanlı'nın paylaşılması konuşuluyor. Siz ne duruyorsunuz? Yerinizde durmamanız lazım. Diye onlara telkinlerde bulundu. Şükrü Aykut'un hatıralarında bunu öğrendiğiniz gibi başka kaynaklardan da benzer bilgileri bulmamız zor olmuyor. Nitekim o tarihte Viyana'da Times gazetesinin muhabirliği yapan bir muhabirin şu şekilde bir bilgiyi, Steed isimli muhabirin şu şekilde bir bilgiyi gazetesine gönderdiğini görüyoruz. Aynen o gazetesine gönderdiği telgrafı size okuyorum. Times'ın Viyana muhabiri Steed şunu söylüyor. Almanya ve Avusturya Macaristan'ın Alman Yahudisi basını Charles ile Kral Edward'ın görüşmesini statükoya yani mevcut duruma karşı bir komplo olarak nitelendirmeyi ve burada padişahın hükümranlığına ve toprakları üzerindeki otoritesine karşı bir saldırı şeklinde görmeyi tercih ettiler. Selanik ve Makedonya'nın Abdülhamit karşıtı genç Türk suikastçilerine toplanma yeri hizmeti gören bütün özel Mason localarında Reval buluşmasının Avusturya-Alman versiyonu yayıldı. Yani Osmanlı'nın paylaşılacağı bilgisi bu localar vasıtasıyla Jön Türklere aşılandı. Ve Osmanlı İmparatorluğunu tehdit eden felakete karşı hazırladıkları eylemi hızlandırmaları öğütlendi onlara diyor. Şimdi çok ilginç değil mi? Bu Jön Türkleri yönlendiren basın ve onların içinde yer aldıkları Mason locaları onlara Reval görüşmesinin iç yüzünü anlatıyorum diye aslında olmayan bir şeyi kabul ettiriyor ve onları tahrik ediyor. Neye tahrik ediyor? Harekete geçin. Bir an önce ayaklanın, bir an önce isyan edin. Bu bir dezenformasyon, bir beyin yıkama ve gelen bilgiyi tersine çevirip o insanlara belli bir şekilde anlatma mücadelesiydi ve bunda da ne yazık ki başarılı olduklarını görüyoruz. Fakat burada daha ilginç bir nokta var. Yine bu tarih kitaplarımızda ihmal edilen bir husus. O nokta ne? Tam da Haziran ayında, 1908'in Haziran ayında Abdülhamid'in Hafiye Teşkilatı bu Makedonya'da örgütlenmiş bulunan İttihatçıları deşifre etmek için önemli bir hamle yapmış. Ve merkeze doğru, işin merkezine doğru şifreleri çöze çöze gidiyor bu gizli teşkilat. Ve bu gizli teşkilatı iç yüzünü anlamaya başlamışlar ve önemli bulgular yakalamışlar. Ve belki de birkaç gün sonra
Terakki ve İttihat Cemiyeti o zamanki ismiyle çözülecek ve tutuklamalar başlayacak. Bu ihtilalci gençler her biri ya sürgüne gönderilecek ya hapishanelere. Dolayısıyla aslında dağa çıkmalarının, bir an önce harekete geçmelerinin altında yatan sebep buydu. Yani Abdülhamit örgütü çökertmeye doğru önemli bir adım atmıştı. Büyük bir mücadele yaşanıyordu ve bu sarayın hafiyesi olan alay müftüsü, Manastır'daki alay müftüsü deşifre etme konusunda önemli ipuçlarını yakalamıştı ve hareket çözülmek üzereydi. İşte bu yüzden onların harekete geçmeleri istendi. Çünkü harekete geçerse bütün iç ve dış komplo ortaya çıkacak ve meşrutiyet inkılabı, meşrutiyet ihtilali gerçekleşemeyecekti ve uluslararası bir komplo çökmüş olacaktı. Bu yüzden bir an önce harekete geçmeli, dağa çıkmalı ve hürriyet istemeliydiler. Hürriyet isteyince ne olacaktı? Abdülhamid'in hafiye sistemi çökecek ve Osmanlı topraklarında yapacakları eylemler için müsait bir zemin oluşacaktı bu dış güçler açısından. Evet, meşrutiyet başarılı oldu. Bir demokratik düzen kuruldu. Ama bu da devam etmedi. Biliyoruz ki 1911-12'den sonra artık Türkiye'de demokrasiden bahsetmek imkansız hale geldi. Bu ayrı bir mesele. Ama devlete isyan eden insanların nasıl dış güçler tarafından yönlendirildiğini, yönetildiğini öğrenmek 100 yıl sonra bugün bize yabancı gelmiyor. Hala Türkiye'yi rahat bırakmak istemeyen insanların içine girdiği komplolar peş peşe karşımıza çıktıkça biz de bugün şaşırıp kalıyoruz ve tarihi biraz da hüzünle okuyoruz. Evet, bugün de tarih aynasının sonuna geldik. Bir başka bölümde yeniden birlikte olmak üzere. Hayırla kalın efendim.